Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden İzmir Alaçatı'dan sesleniyoruz. Alaçatı'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Harmony Otel'e konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Nilgün Saruhan var. Bakalım Nilgün Hanım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Nilgün Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Nilgün Hanım, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Nilgün Saruhan kimdir? Ben İzmir Karşıyaka doğumluyum. 44 yıllık evli bir bayanım. İki tane de kızım var. İki kızım da evli. Ama iş hayatını çok seven bir bayanım ben. Hani tarz olarak da böyle oyunlar, şeyler, o tip kağıtlar, o tip şeyleri sevmediğim için kendi kendimi iş hayatına soktum. Sevdiğim için, hareketli bir bayan olduğum için, çok hareketli bir bayan olduğum için. Kesinlikle cıvıl cıvıl olduğunuza bizler de burada birebir şahit olmuş oluyoruz. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve Harmony Otel kaç yıldır faaliyette? 2001 yılından beri otellerim var. Bir tanesi Dalyan tarafın, Boyalık tarafında, Boyalık mevkiinde. Onu kapattım, satmak istiyorum. Bu Alaçatı'dakine de devam ediyorum. 2001 yılından beri ben otelciyim. Peki neden turizm sektörü? Bir bayan olarak zordur çünkü turizm sektöründe olmak ama sizler yıllardır bunu başarmışsınız ve firmayı bugünlere kadar getirmişsiniz. Çok da iyi bir şekilde ilerlediğinizi düşünüyorum. Turizm sektörüne girişiniz nasıl oldu? Çok turizm sektörüne girmeyi düşünerek değil de bu farklı bir açıdan başladı benim hayatımda. İnşaatları sevdiğim için turizm sektöründen ilgili bir konu değildi. Sonra bunun doğru olduğunu gördüm. Çok da iyi günlerim geçti. Onun için de çok mutluyum. Böyle bir otellere sahip olduğum için. Ama hep bunlar otellerim, her şeylerim benim. Hatıralarla dolu bir yaşantım vardır benim zaten. Aslında sevdiğiniz işi yaptığınız için de bu kadar başarılı olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Teorik bilgilerin yanı sıra. Evet. Kesinlikle bu konuda hemfikiriz. Evet, peki, hemfikiriz. Evet. Peki işletmemizde sunulan hizmetleri de yine sizlerden dinlemiş olalım Nilgün Hanım. Ben yapmış olduğum şeylerden dolayı, hizmetlerden ve görüşlerimden dolayı son derece de memnun ve mutluyum. Şu şekilde davranışlarım vardır. İki tane otelim vardı, söylemiş olduğum. Bir tanesine de işte şey yaptığım için burada jacuzzili, şömineli ve yaz kış açığız biz burada. Ama bunun üzerine tekrar bastırarak söyleyelim. Burası sezonluk değil. Çünkü bölge sezonluk, olduğu için. Evet, ben yaz kış. Çünkü bir de yaz kış açığız biz. Ama benim için en önemli şey hatıralar olduğu için ailemle ilgili ve bu da 200 yıllık bir bina olduğu için bütün ailemle ilgili olan hatıralar var burada. Anneanneler, dedeler, babaannelerle ilgili. Peki burası bir konaklama alanına çevrilirken yapıya herhangi bir zarar verildi mi? Sadece dekorasyonda mı oynamalar yapıldı sadece? Sadece burada dekorasyonda oynamalar yapıldı. Buranın da dekorasyonunun tamamını ben yaptım. Hiçbir ne iç mimarımız falan olmadı. Buranın tamamen dekorasyonunu ben yaptım. Peki otelimizde, konaklama alanımızda kaç odamız mevcut? Burada 8 odamız mevcuttur. Onların hepsi de hatıralarla doludur otellerimin odalarında. 8 odalı butik otel tarzında çalışan 5 yıldızlı bir otel konforu sunan bir otel diyebiliriz aslında sizler için. Teşekkür ederim öyle düşündüğünüz için. Oda özelliklerimizden biraz bahsetmenizi rica etsem.
Şöyle hatıralarla dolu olduğu için odalarımda da mesela eski binaların hepsinde cumbalar, şeyler, onun için hep onları ona göre düzenledim. O da tiplerimiz ayrılıyor ama değil mi? Az önce jacuzzi'li daireden bahsettiniz mesela. Yani jacuzzi'li odamızdan bahsettiniz. Bütün odalarımız mı bu şekilde yoksa odalar tip tip ayrılıyor mu? Bütün odalarım tip tip ayrılıyor. İki jacuzzi'li, iki cumbalısı var ama şömineli odalarım var ama hepsi ayrı ayrıdır. Yani dekorasyonların hepsi, banyolarımın hepsi bile çok farklıdır. Hiçbir şey eşit değildir bende. Yani izleyicilerimiz istediği tip odayı seçebilirler ve ona göre konaklayabilirler burada. Evet. Ama tabii doldukça arzu edenler, tabii herkesin seçme şansı da olmuyor. 8 oda olup da odalar doldukça da tabii ona göre ayrılmak zorunda kalınıyor tabii ki yani. Gerçi bir de aynı zamanda şöyle bir açık alanımıza baktığımızda akşam oturup akşam sefası yapabilecekleri çok rahat bir kafe alanımız var. Burada yemek hizmeti sunuyor musunuz? Bunları da sizlerden öğrenelim. Hayır, bende hiç yemek hizmeti yok. Yalnız ben sadece kahvaltılı, ücretim benim kahvaltılıdır. Peki kahvaltı demişken oda kahvaltı mı, açık büfe kahvaltı şeklinde mi? Açık büfe kahvaltımız var bizim. Ama bizim çok toleranslı bir, mesela bütün otellerde saat 10 gibi bir zaman konulur. Ben de böyle bir zamanım yoktur. Kişilere toleranslı olduğum için ben öğlen 1'lere kadar herkes kahvaltısını edebilir. Bu da bizim otelimizin bir avantajıdır. Peki rotasyon olarak denize ne kadar mesafede burası ve yakınlarda olan rotasyon olarak tarihi bir yer var mıdır? Bunları da yine sizlerden dinlemiş olalım İlgün Hanım. Burada isterseniz taksiyle, isterseniz arabanızla 2 kilometre mesafede, 1,5 kilometre mesafede Alaçatı Denizi'ne gidiyorsunuz. 1 kilometre civarında da esas plajımıza gidebiliyorsunuz. Çünkü Alaçatı'nın en büyük özelliği, burası çok eski bir alan olmuş olduğu için. Aslında Alaçatı başlı başına tarihi. Evet, Alaçatı başlı başına tarihi olduğu için bu alanda hiçbir şekilde zaten deniz şeysi yok. Ama ben de buraya küçük bir havuz, böyle bir şey, değişik bir şey düşünüyorum, hazırlamayı planlıyorum.